Herkese merhabalar. Fizik ikinci döneme giriş ve enerji özeti videosuyla birlikteyiz. Şimdi bu videoda öncelikle enerji konusunu görmüştük ama bununla ilgili bir özet niteliğinde bir şeyler yapacağız. Sonra da diğer konuları, ikinci dönemin diğer konularına hazırlık olması açısından o konuyla ilgili bilgilerin bir kısaca böyle bir tanıtacağız, aşinalık sağlayacağız. Şimdi öncelikle ikinci dönem konuları neler? Bir kere ikinci dönemde dördüncü üniteyle, yani enerjiyle başlamak gerekiyor. Burada özellikle iş, güç ve mekanik enerjiden bahsediyoruz. Mekanik enerji, kinetik enerji ve potansiyel enerji olarak ikiye ayrıldığını söylüyoruz. Mekanik enerjinin bu ikisinin toplamı olduğunu söylüyoruz. Ve potansiyel enerjinin de yer çekimi potansiyel enerji ile esneklik potansiyel enerjisi diye iki farklı kategoriye ayrıldığını söylüyoruz. Aynı zamanda bu ünite ile ilgili enerji korunumu ve enerji dönüşümlerinden, enerji kaynaklarından ve verimden bahsediyoruz. Şimdi diğer ikinci dönem konumuz ise beşinci ünitemizde yer alan ısı ve sıcaklık konusudur. Burada ısı, iç enerji ve sıcaklık konularının ne olduğu, bu terimlerin ne olduğundan bahsediyoruz. Öz ısı ve ısı sahasının iki farklı ısılı, iki farklı niceliğin farklarından bahsedeceğiz. Hal değişimi, ısıl denge yine konularımız arasında. Aynı zamanda enerjinin yayılma yolları, genleşme ile ne yapıyoruz? Beşinci ünitemiz ısı ve sıcaklığı bitiriyoruz. Daha sonra 9. sınıfta bir 6. ünitemiz var. 6. ünite elektrostatik konusu. Elektrostatik konusu çok kısa bir konu aslında. Daha önceki konulardan da hatırlayabileceğimiz, daha önceki sınıflardan, alt sınıflardan hatırlayabileceğimiz bir konu. Elektrik yükünün ne olduğu, elektriklenme yolları ve elektriksel kuvvet ile elektriksel alandan bahsederek 9. sınıfı bitireceğiz. Şimdi öncelikle tekrar videosu dedik. Bir enerjiye bakalım. Enerjide nelerden bahsetmiştik? Şöyle birlikte bir hani ne yapalım? Özet geçelim. Öyle bir özetimiz olsun. Şimdi bir kere enerjide iş ve güç isminde iki tane niceliğimiz var. Bunlar temel olarak neydi? İş dediğimiz şey W ile gösteriliyordu. Kuvvet ile yer değiştirmenin çarpımıydı. Yani cisim buradayken şuraya geldiğinde, bu kuvvet yardımıyla buraya geldiğinde yapılan iş F ile delta X şuradaki yer değiştirmenin çarpımı oluyor. Unutmayın ki burada hani size ne can alıcı noktası nedir bunun? Şöyledir. Şimdi bu paralel yatay bir yol olduğuna göre ben buraya dikey bir kuvvet koysam, F2 şeklinde dikey bir kuvvet olsam, F2 iş yapmayacaktır. Çünkü yer değiştirme doğrultusunda bir kuvvet değildir. Ve bu kuvvetin herhangi bir bileşeni yer değiştirmenin doğrultusunda değildir. Yer değiştirmeye dik olan, bak yer değiştirme bu şekilde değil mi? Buna dik olan kuvvetler iş yapmaz. Bu da işin can alıcı yönü. Sana nerede sorabilir? Yazılı da bunu mutlaka bir tane seçenekte böyle bununla ilgili bir soru çıkar. Güç ne peki? Güç işte işten sonra geliyor. Güç çünkü işi bulacaksın, sonra gücü bulacaksın. Burada aslında soru metnini hep aynı olduğunu göreceksin. Ve şurada sadece bir fazladan bir T'nin, yani zamanın verildiğini fark edeceksin. O zaman güç ile ilgili çalışmamızı yapalım. Güç P harfiyle gösteriyor. Power'ın P'si. Work'ün V'si de work. Bunu da böyle yazalım. Güç iş bölü zaman demektir. Bu yüzden de nasıl bir şey yaparız? F çarpı delta x ile işi bulursun. Sonra da burada ne yaparsın? Zamana bölersin ve burada gücü bulursun. Özet olarak böyle olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi sürtünme kuvvetiyle ilgili yapılan işten de bahsedeceğiz tabii ki de. Bu da bizim için önemli. O nedir peki? Sürtünme kuvvetiyle ilgili yapılan iş. Şimdi bir kere sen bir kuvvetle bir iş yapıyorsun. Nedir o? Mesela F kuvvetiyle yaptın. F çarpı delta x. Şimdi buradan sen delta x'in bu tarafa doğruysa, hareketin bu tarafa doğruysa, buraya zıt olan nedir? Sürtünme kuvvetidir. Sürtünme kuvveti ne yapıyor? Hareket doğrultusuna zıt. Burada hareket yönüne zıt. Burada gösterilir. O zaman sen bunun işini negatif alıyorsun. Şuradaki eksilik oradan geliyor. Bu sürtünme kuvvetinin yaptığı iştir. Peki bu hani kuvvetin yaptığı iş, sürtünme kuvvetinin yaptığı iş birbirinden farklı mı? Hayır değil. Sen kuvvette F çarpı delta x yazarken sürtünme kuvvetinde Fs çarpı delta x, yani sürtünme kuvvetiyle delta x'i çarpıyorsun. Bir hatırlatma yapalım isterseniz. Sürtünme kuvveti nasıl bulunuyordu? Onu da hatırlatalım. Normalde cismin aşağı doğru G ağırlığı vardı. En tepki kuvveti de burada yukarı doğruydu ve en G'ye eşit büyüklükteydi. Sürtünme kuvveti ise şöyle bulunuyordu. En
çarpı K ile bulunuyordu. N gördüğünüz gibi yatay düzendeki cismin ağırlığıdır. K ise cisim ile yüzey arasındaki sürtünme kat sayısıdır. Ve pürüzlülükle de ilgili bir kat sayıdır. Bu K sürtünme kat sayısı olarak geçer. Bir de K'nın enteresan bir özelliği var. K birimsiz olan çok nadir fiziksel bir niceliklerden bir tanesidir. Birimsizdir K. Birimi yok. Yani Newton, metre falan öyle bir birimi yok. Şimdi burada iş eşittir. Bunu yazdıktan sonra bak burada her zaman bunu açık açık yazmaz öğretmenin. Şunu da madem özet yapıyoruz bir kez daha tekrar edelim. Burada aslında şunu unutmayacaksın. F eksi Fs çarpı delta x'tir aslında. Yani burada ne var? Net kuvvetin delta x ile çarpımı vardır. Ha hocam bunu hani bana grafikli olarak nasıl sorabilir? Çünkü fizikte çoğu şey grafikli olarak soruluyor derseniz o zaman da kuvvet konum grafiğini alabiliriz. Şurası x olmak üzere şöyle düzeltelim şurasını x olmak üzere kuvvet konum grafiğinden bahsedebiliriz. O zaman da şey unutmayın. F çarpı x'in iş olduğunu söyledik ya hani. Eğer siz fizikte herhangi bir çarpım görüyorsanız o zaman burada şu ikisinin alındığı grafikte alan bulmanız gerektiğini unutmayacaksınız. İş için çarpım varsa alan bulacaksınız demektir. Burada da kuvvet konum yani şu ve şu grafiğinde bu kısım yani alan ne çıkıyor? F çarpı zaten x çıkıyor. Burası hani konum sıfırdan başlıyorsa şurası delta x oluyor. Bu yüzden burasının iş olduğunu söyleyebiliriz. Kimin işi? Kuvvetin yaptığı iş. Şurası ise dikkat ettiniz mi? Negatif çıkıyor. Sıfırın altında. O zaman burasının da eksi iş olduğunu çünkü bunun sürtünme kuvvetinin yaptığı iş olduğunu unutmayacağız. Ha, net iş ne olacak o zaman? Net iş kuvvetin yaptığı işten sürtünme kuvvetinin yaptığı işi çıkartarak bulunacaktır. Bununla ilgili hani bunları bilmemiz aslında özet olarak bunları bilmemiz yeterli olacaktır. Bir şöyle gözden geçirelim. İşin bir de işin çok önemli bir noktası var. İşin birimi de jüldür. Onu da hatırlatmak istiyorum. Şimdi peki biz hani ne dedik? Bir de iş dedik, güç dedik. Bir de mekanik enerji diyorduk değil mi? Mekanik enerji. Mekanik enerjinin kinetik ve potansiyel olarak ikiye ayrıldığını da söylemiştik. Şöyle söyleyelim. Mekanik enerjiyi bulmak istiyorsanız bir cismin mekanik enerjisi için o cismin kinetik ve potansiyel enerjilerini toplamanız gerekiyor. Yani ne demek bu? Şimdi diyelim ki kinetik enerjisi 10 jül, potansiyeli ise 20 jül. Enerjinin birimi tıpkı işin birimi olduğu gibi neydi? Jüldü. Sen eğer kinetik enerjisini 10, potansiyel enerjisini 20 olarak alıyorsan mekanik enerjisini 30 jül olarak alabiliyorsun demektir. Topluyorsun, yazıyorsun. Bu kadar mekanik enerjisini sorduğuna göre sorduğu bu şekilde yapabilirsin. Şimdi peki bunlar ne? Kinetik ve potansiyel. Kinetiğin aslında çeşitleri var ama bizim bu sene göreceğimiz öteleme kinetik enerjisi. Öteleme kinetik enerjisi. Ki öteleme kinetik enerjisi 1 bölü 2 mv kare formülüyle bulunuyor. 1 bölü 2 mv karede m'in kütle. M hep burada kütle olarak alınacak. Kütle. Bunu bilelim. Sembolü kütledir. V ise nedir? V ise hızdır. Hızın büyüklüğüdür. 1 bölü 2 mv kare. Yani bir cismim var. Cismin m kütlesine sahip ve v hızıyla gidiyorsa bunun kinetik enerjisi 1 bölü 2 mv kareden bulunabiliyor. Peki potansiyel enerjiyi nasıl bulacağız? Burada potansiyel enerjide iki farklı potansiyel enerji olduğunu söylemiştik. Yer çekimi ve esneklik. Yer çekiminde yerden yüksekliğe bakacağız. Bu yüzden de formülümüzde şimdi bir kere cismin aldığımıza göre cismin bir kütlesi var kesin. Yer çekim potansiyel enerjisi. Yer çekimi deyince aklınıza ne geliyor? Yer çekimi ivmesi geliyor değil mi? Gravitasyonel sabit. Bunu da alacağız. Bir de potansiyel enerji dendiğinde yer çekimi yerden ne kadar yükseklikte oldu? Bir de formüle H'yi koyarsanız eğer o zaman işini bitirsiniz. MGH. Esneklik potansiyel enerjisi var bir de. Bu yaylarda falan oluyor. Yani ne demek yaylarda oluyor? Bir düşünelim. Yaylar esnek cisimlerdir. Esnek cisim deyince ne demek istiyoruz onu da bir söyleyelim. Yani bir yay var uzatabiliyorsun bunu çekince uzuyor sıkıştırabiliyorsun bu şekilde. Diyelim ki uzattın ve x kadar uzattın. O zaman bu yayın esneklik potansiyel enerjisi nedir diye sorulduğunda olayımız şu. Şuradaki 1 bölü 2 kat sayımız var ya buraya da 1 bölü 2 kat sayısını yazıyoruz. Daha sonra bakın şimdi yay ile ilgili bildiğimiz neler var? Bir yay ile ilgili bildiğimiz bir kere ne vardır?
K vardır, K. Esneklik sabiti. Bu yüzden formüle K da gelir. Bir de ne kadar uzattıysan o kadar esneklik potansiyel enerjisi artar. Bu yüzden de X gelir. Ama buraya dikkat, X'in karesi gelir. 1 bölü 2 M ve kareyi hatırladın mı? Bak 1 bölü 2 aynı. M yerine K yazılmış, V kare yerine X kare yazılmış. Bu kadar. Bu 3 formülü bilmemiz bizim işimize inanılmaz yarayacak. Çünkü bunları soracak zaten. Bunların hani neyini soracak? Birlikte dönüştürülmünü falan bu tip şeyleri soracak. Şimdi baktığım zaman ben enerji korunumuna ve enerji dönüşümlerine baktığım zaman bunların ne olduğunu göreceğim. Bunların aslında farklı seviyelerde, hani farklı sistemlerde nasıl bulunduğunu yazabileceğim. Şimdi öncelikle şunu bir hatırlatalım. Burada yazdığımız şeylerde dikkat ettiniz mi? Hiç sayısal veri yazmadık. Burada da yazmayacağım sayısal veri. Zaten özet videosu. Ama burada bu sayısal verileri yazmamamın bir nedeni de şu: sayısal veri yoksa eğer, unutmayın, Anadolu Lisesi'dir. Anadolu Lisesi de temel mantık olarak ne olduğunu bilmenizi ister. Ama buraya sayılar koyup işte karekökli ifadeler falan çıktığı zaman artık bu daha fen lisesine kayıyor demektir. O yüzden bu konuda kafanız karışmasın. Yani ha meslek liseleri de demesin, hani bizden hiç bahsetmiyorsunuz hocam. Meslek liseleri için Anadolu müfredatını kullanabiliyoruz biz. Tabii ki de her derste olduğu gibi öğretmenden öğretmeni müfredatı birazcık esnetebiliyor öğretmenlerimiz. Ama genel olarak standardımız budur. Bu yüzden de videolarda dikkat edin, herkese hitap eden videolar hazırlamaya çalışıyoruz. O yüzden hiç kafanız karışmasın. Aynı zamanda bu konu, enerji konusu, fiziğin çok zor bir konusudur. Bak burada benim anlattıklarımla aslında işi çok kolaylaştırıyorum. Temel şeyleri bilirseniz daha sonra enerji soru çözüm videosu geldiğinde rahatlıkla soruları çözebileceksiniz. O yüzden enerji videosuyla bu özet videosunu tekrar edip enerji için soru çözümü videosuna hazırlanmanızı istiyorum. Onları da yaparsanız çok rahat enerji konusunda hiç çözemeyeceğiniz soru kalmayacaktır. Bu yüzden hiç umutsuzluğa kapılmayın. Hiç mutsuzluğa kapılmayın. Enerji benim en sevdiğim konudur. Umarım siz de çok seversiniz. Bak şimdi enerji konumu ve dönüşümü dedik ya biz. Burada ne yapacağız? Şimdi bak burada bir tane cisim var. Cismi bu düzlemde serbest bırakıyor. Eğik düzende ve şuradan V hızıyla geçiyor. Burada yapacağın şey şu. Burada cisim, burada hangi enerjisi var onu bileceksin. Mekanik enerjisi korunacak burada. Çünkü burada sürtünmenin olmadığını söyleyecek sana. Sürtünme sıfır diyecek. Mekanik enerji korunuyorsa yerden yüksekte olan cismin potansiyel enerjisi vardır. Yere indiğinde kinetik enerjisi olur. Demek ki potansiyelden kinetiğe dönüşmüş. Bir başka şey. Yay var. Yay sıkıştırılıyor. Sonra da cisim ne yapılıyor? Serbest bırakılıyor ve cisim o yayın sıkıştırılmasından sonra ne yapıyor? Böyle bu tarafa doğru fırlıyor ve ileride de bir V hızına sahip oluyor. İşte burada nedir? Esneklik potansiyel enerjisi var burada yayda. Cisimde değil, daha sıkıştırdın sen, durdun. Yayda esneklik potansiyel enerjisi. Sonra yayı serbest bıraktığında burada hangi enerjin oluyor? Kinetik enerjin oluyor. Demek ki burada esneklik potansiyel kinetiğe dönüşmüş diyebilirsin. Burada ne var? Bak buraya dikkat et. Burada birkaç tane enerji çeşidin var. İlk duruma baktığında burada ne görüyorsun sen? Bir hızın var. Hız olan tek formül kinetik enerji formülüdür. Demek ki senin burada kesinlikle kinetik enerjin var. Ama tek bu değil. Aynı zamanda cismin yerden de haş kadar yükseklikte. Yer kelimesini kullanıyorum. Bak yerden haş kadar yüksek. Demek ki burada yer çekimi potansiyel enerjim var. Tamam. Peki burada ne oluyor? Burada bak cisim ne yapacak? Yayı X kadar sıkıştıracak ve tabii ki belli bir yerde duracak. O durduğu anda artık cisim durmuş olacak. Aynı zamanda yerde olacak. Cisimden bir enerji, cisimle ilgili bir enerjiden bahsetmeyeceğiz. Ama yayda esneklik potansiyel enerjisi oluşacak. İşte biz bunları bir yerine koyalım. Potansiyel kinetiğe dönüştü. İlk durumu ve son durumu bulursanız o zaman direkt eşitliği yazabilirsiniz. İlk durumda potansiyel, yani MGH, son durumda kinetik 1 bölü 2 M ve kareye dönüştü. Bu soru tamamlandı. M'i sana kaç verirse versin, 1 versin, 3 versin, zaten M'ler gidecek. G'ye sabit 10 verecek. H'ı bir şey verecek. V'yi de sen bulacaksın buradan.
Bu kadar. Matematiği kaldı sadece. Şimdi şuraya baktığımda esneklik potansiyel enerjisi 1 bölü 2 kx kare neye dönüşecek? Kinetik enerji. Yani 1 bölü 2 m v kareye dönüşecek. Burada ise durum daha farklı. İlk enerjisi iki farklı tür enerjim var. Yani 1 bölü 2 m v kare ile mgh birleşecek ve burada 1 bölü 2 kx kareye ulaşacak. Çünkü esneklik potansiyel enerjinin formülü 1 bölü 2 kx kareydi. Şimdi sen ne yapacaksın burada? Bu değerlerde istenilen soru tarzına göre yerine koyarsan eğer sonuca ulaşırsın. Ne sorulursa sorulsun hiç fark etmez. Aslında ne yaptık? Sürtünmenin olmadığı sistemlerde ilk enerjiyi son enerjiye eşitledik. İşte biz buna enerji korunumu diyorduk. Burada da enerjilerin nasıl dönüştüğünü görüyoruz. Şimdi bakalım başka neler var. Bundan sonra bir de enerji kaynaklarına bakmıştık. Enerji kaynakları yenilenebilir ve yenilenemez olarak ikiye ayrılıyor. Yenilenebilir demek kendisi ne yapıyordu? Tekrar tekrar oluşuyordu. Yani tükendiği sürede yenisi oluşuyordu. Ya da yani tükenmesi mümkün değil. Güneş gibi. Güneşi enerjisini istediğin kadar kullan. Güneş enerjisi bitmeyecek, tükenmeyecektir. Bu yüzden bunlar yenilenebilir enerji kaynakları. Rüzgar, biyokütle dalga gibi. Yenilenemezlerde ise tükenebilir enerji kaynakları. Bunların zaten ömrü veriliyor. Diyorlar ki işte 40 yıl sonra bitecek. 20 yıl sonra kömür mömür yok. İşte 50 yıl sonra da petrol bitti gibi şeyler zaten güncel hayatta da duyuyorsunuzdur. İşte onlar bunların tükenebilir enerji olduğunu söylüyor. Ha burada ekstra bir durum var mı hocam? Bize başka bir şey sorulabilir mi? Hani özet videosu ben size söyleyeyim. Petrol, kömür, doğalgazın fosil yakıtı olduğu sorulabilir. Çünkü bu nükleer enerji kaynağı mesela uranyum gibi radyoaktif maddelerden ilerlenir. Fakat bunlar fosil yakıtlardır. Ne demek fosil? Bir canlı, büyük canlılar ama ne yapıyorlar? İşte toprağın altında çok uzun süre kalıyorlar. Bunların işte öldükten sonra toprağın altında çok uzun süre kaldıkları zaman bunların artık karbon yapılı bileşiklerden hani ne, zaten hepimiz karbon yapılıyız. Onu unutmayalım. Canlılar, karbon, bizim gibi canlılar karbon yapılı. Bunlar toprağın altında uzun süre kaldıklarında bunlar petrol, kömür, doğalgaz gibi fosil yakıtlar dediğimiz türlere dönüşüyor ve buradan da biz enerji elde ediyoruz. Bu yüzden de bunlar bizim enerji kaynaklarımız. Ve bununla ilgili hocam başka ne vardı konuda? Verim vardı. Verim bir iş için harcanan enerjinin ne kadar istenilen enerjiye dönüşüyor onu söylüyorsun. Yani burada sürtünme falan olduğu sürece ne oluyor? Sürtünme falan varsa eğer sıkıntı var demektir. Çünkü verimi azaltan şeydir sürtünme. Sürtünme verimi azaltıyor. Peki ben ne söyleyebilirim burada? Verim alınan enerji bölü verilen enerjidir. Yani şimdi ben F kuvveti var. F kuvvetini H kadar çektiğim zaman bu M'yi de M kütlesinde H kadar yükseltiyorum. Ama burada sürtünme varsa F ile şurada göstereyim MG. MG'nin de birbirine eşit olmayacaktır. Ama ben burada hani hedeflenen şey nedir? Hedeflenen şey kütlenin yalnızca buradan buraya çıkması ise bu kuvvetin çok büyük olması dolayısıyla bu kütlenin hızlanması benim işime aslında gelmez. Ben ne yapmak istiyorum? Sadece kütleyi buradan buraya çıkartmak istiyorum. Senin verim dediğin şey, verim dedi alınan enerji. Ne istiyordun? M kütleli cismi H kadar yüksekliğe çıkarmak. Yani burada bir potansiyel istiyorsun değil mi? O zaman MGH senin alınan enerjindir. Yani aldığın enerji. Ne istiyorsan o. Yaptığın iş ya da şey aldığın iş. Hani istediğin şey neyse o. Peki verilen enerji. Sen bunu yapmak için ne yaptın? F kuvveti. Artık büyüklüğünü bilmiyoruz. F kuvvetini H kadar ilerlettin. Burada iş nedir? İşte F çarpı H'tır. İşte bu senin verimindir. Ya hocam siz burada FH dediniz ama bu hani iş dediniz. İş neydi? İşle enerji aynı şey değil ki. Ama işle enerji aynı şey olmamasına karşın iş enerjideki değişim demektir. Tamam. O zaman cismin şöyle söyleyebiliriz. Verilen enerji için ben burada yapılan işi alabilirim. Çünkü ben o işi yapıyorum. Doğal olarak hani F çarpı H kadarlık bir iş yapmış oluyorum diyebiliriz. Buradan çıkarılacak şey şudur. Verim alınan bölü verilen
Yani sen 20 joule'lük bir iş için işte 100 joule harcıyorsan, 100 joule'lük emek vermen gerekiyorsa, o zaman burada verimin %20'dir. İşte güzel olmayan bir verimdir diyebilirim. Verim de böyle bir şeydir. Şimdi özetimizi bitirdik. Peki ikinci dönemde başka neler göreceğiz? Hocam işte bize hani birazcık daha bir bilgi ver ki böyle ikinci dönem konularına hazır olalım, çok iyi olalım. Şimdi fizikte önemli olan aşinalıktır. Konuya aşina olmak. Yani hani hocalar der ya, işte çocuklar derse gelmeden önce bir konuyu okuyun bakayım, bir ilk sayfayı okuyun. Niye diyorlar onu? Çünkü istiyorlar ki sen mesela sıcaklık konusunu mu öğretecek hoca? Isı ve sıcaklık nedir? Şöyle bir kulağın duysun. Hani bir alış ona diye istiyorlar. Biz de aynı şeyi istiyoruz. Biz de o yüzden size ne yapıyoruz? Bir şöyle bir bakalım, bir aşina olalım. Isı neymiş, sıcaklık neymiş? Bu konuda bakalım neler var diyoruz. Şimdi ısıyla sıcaklığı çok duyacağız. Isı sıcaklık konusu çok güzel ve çok dikkat isteyen bir konudur. Burada temel kavramlardan bahsedeceğiz. Sadece temel kavramlardan. Bu yüzden de ısının Q ile, sıcaklığın da T ile yazıldığını unutmayalım. Isı, sıcaklık farkı nedeniyle alınıp verilebilen bir enerji türüdür. Yani mesela 20 derece var, işte 10 derece de var. Burada iki tane farklı madde olduğunu düşün. Burada ısının ne tarafa gittiğini söylersin biliyor musun? 20'den 10'a doğru gittiğini söyleyebilirsin. Yani burada ısı alınıp verilebilen bir enerji türüdür. Sıcaklık öyle değildir. Sıcaklık madde tanecikten ortalama enerjisinin bir ölçüsü olarak yazılabilir. Bir ölçümdür yani burada. Şu enerji türü, bu ölçüm. Bunu çok sık soracaklar. Hangisi enerji türüdür? Isı enerji türüdür. Sıcaklık ölçümdür. Enerji türü değildir. Kalorimetre kabıyla ölçülür ısı. Sıcaklık ise termometreler ile ölçülür. Zaten evlerde de kullanıyoruz biz bunu. Hasta termometresi falan, böyle hani koltuk altına koyduğun var, dijital olanı var, çeşitleri var. SI'de ısının SI'de birimi, şimdi enerji türü olduğuna göre SI'de de birimi, enerjinin birimi neyse onun da birimi o olacaktır. Sıcaklığın nedir SI'de birimi? Enteresan, sıcaklığın SI'de birimi Kelvin'dir. Ama şöyle söyleyelim. Isı için özel olarak kalori birimi de kullanılıyor. Sıcaklık içinse, şimdi biz Kelvin kullanıyor muyuz? Hayır. Kelvin bilimsel olarak kullanılıyor. Biz hangi birim kullanıyoruz günlük hayatta? Ülkemizde Celsius kullanıyoruz ama mesela Amerika'da falan Fahrenheit'i de kullanıyorlar. Tamam. Bunlar şeyde sıcak sıcaklığın birimleri, bu da ısının iki tane birimi, temel olarak bunlar. Ya sıcaklık ölçümünü size çok vereceğiz, çok üzerinde duracağız. O yüzden bir üzerinden geçmek istiyorum ben. Bir kere sıcaklık ölçümünde termometrelerde katılı, sıvılı, gazlı ve dijital olmak üzere ayıracağız. Katılılarda katı, ya hani katı. O yüzden hassas olmayacak bunlar. Sıvılarda oda termometresi, hasta termometresi zaten biliyorsunuz içinde şey olan, renklendirilmiş alkol olan ya da civa olan termometreler oluyor. Gazlılar da gaz, hani çok hızlı hareket edebilen şeyler ya, gaz molekülü hemen hareket edebiliyor. Bu nedenle çok hassastırlar bunlar. Dijital zaten hani kızılötesi ışınlarla çalıştığı için bu da hassas olduğu söylenebilir. Bu gazlı termometreler özellikle çok hassas olmaları nedeniyle laboratuvarlarda kullanılıyorlar ve şunu söyleyebiliriz ki hani bakalım sıvılı termometrede baktığımız zaman suyun kaynama, donma ve mutlak sıfır noktalarını burada görüyorsunuz. Şimdi bak, sıvılı termometrelerde farklı çeşit termometreler var ya, hani Kelvin, Celsius, Fahrenheit ya da işte başka bir şey de olabilir. X, eskiden Reaumur diyorduk mesela. Onunla ilgili pek çok, hani siz de bir tane termometre yapabilirsiniz. Şimdi bunun ölçeklendirilmesi müfredat için daha önemli. Diyor ki müfredat, sen diyor tamam bir sürü sıvılı termometre olabilir fakat sen bunları nasıl ölçeklendireceğini ve birbirlerini nasıl dönüştüreceklerini bileceksin diyor. O zaman bakalım suyun kaynama sıcaklığı ve suyun donma sıcaklığını vereceğimizi unutmayalım. Hepsinde ölçüyorsun. Su kaç derecede donuyor? İşte Kelvin için kaç, Celsius için kaç, tamam mı? Sonra da su kaç derecede kaynıyor. Yalnız burada önemli bir şey var. Bir kere konumunun deniz seviyesi ve basıncının bir ATM olması önemli. Niye? Ya aslında burada basıncın bir ATM olması, yani hepsini aynı basınç altında ölçüm yapması önemli. Eğer ortam koşulları değişirse burada böyle çeşitli ufak tefek değişimler olabiliyor. O yüzden biz genel olarak bunu bir ATM, hani kimyadan
biliyorsun deniz seviyesi olarak alıyoruz. Burada suyun kaynama noktalarını ve suyun donma sıcaklıklarını Kelvin, Celsius ve Fahrenheit için bilmeniz gerekiyor. Tamam, bileceksiniz. Sana verilen başka bir termometrede de sorularda hep şu iki değeri arayacaksın. Aşinalık aklında bulunsun, onunla ilgili zaten çalışmamızı yapacağız. Şimdi bak, burada hani kulağında kalsın diye söylüyorum. Kelvin için 373'e 273'tür bu değerler ve arada 100 bölme olduğunu dikkat çekmek istiyorum. Celsius'u biliyoruz zaten. Su kaç derecede donuyordu? Sıfırdı. Kaç derecede kaynıyordu? 100'dü. Arada yine 100 bölme var. Fahrenheit'ta enteresan, bunun suyun donma sıcaklığını 32, suyun kaynama sıcaklığını 212 olarak ölçüyor ve arada farkı alırsak 180 bölme oluyor. Şimdi bu bölmeleri niye söyledik? Bölmeler aslında çok önemli. Bak, hiç formül yazmadan bir şey söyleyeceğim. 100 bölme var ya burada. Burada da 100 bölme var. Şimdi bu sıfırdan başlıyor. Şimdi ben buraya 50 Celsius desem sıfırdan 50'ye mi çıkmış olacağım? Şurada 50 bölme mi olacak yani? Buradan çıkayım. Şimdi 100 bölme, o zaman 50 bölme çıktıysan burada da 50 bölme çıkmış olacaksın. Doğru mu? O zaman burada Kelvin için ne yazabilirim ben bu değere? 50 yazabilir miyim? Hayır, zaten başlangıcın 273. O zaman buraya 273 artı 50 yazacaksın. Mesela burada ne olacak? Şimdi 100 bölmede 50 bölme atladın. Aynı değer için söylüyorum. Bu Fahrenheit'te ne olacak? 100 bölmede 50 bölme, yarısı kadar mı atladın? O zaman 180 bölmede de 90 bölme atlayacaksın. Peki Fahrenheit'te 90 yazabilir misin? Hayır, bölme olarak 90 atladın. Sen sıfırdan başlamadın ki, 32'den başladın. O zaman buradaki Fahrenheit değeri de 32 artı 90 olur. Genel olarak bu şekilde sorularını çözebilirsin aslında. Ha, ders anlatırken ne yapacağız? Biz bunların kesirli işlemlerini göreceğiz. Kesirde nasıl yazıldığını göreceğiz. Daha böyle ezberim bir formül vereceğiz, onunla çözeceğiz. Şimdi sıcaklık konusunda aslında bildiğimiz bir şey var. Şu: katı, sıvı, gaz ve plazma hali. Biz biliyoruz ki katıdan sıvıya, sıvıdan gaza ya da gazdan plazmaya geçiş var. Bunların da katıdan sıvıya erime, sıvıdan gaza buharlaşma ve bunların tersinin de olduğunu biliyoruz. Yoğuşma ve donma. Bir de katıdan direkt gaza geçişle gazdan direkt katıya geçişin süblimleşme ve sırasıyla kırılaşma olduğunu aslında biliyoruz. Ama şöyle bir tekrar etmemiz gerekiyor. Şimdi ısı sıcaklık dendiğinde demiştik ya, öz ısı ve ısı sahası arasındaki ilişki. Şimdi unutmayın ki bir madde eğer sıcaklığı artıyorsa, o sıcaklık artışında bir kere kütlesi etkiler. C, yani öz ısısı, bununla ilgili öz ısı dediğimiz ve ayırt edici özellik olarak C etkiler, bir de delta T sıcaklık fark etkiler. Yani madde kaçtan kaça çıkıyor? Hangi sıcaklıktan hangi sıcaklığa çıkıyor? Delta T. Çok delta T dedik. Ne demekti o? Son sıcaklık eksi ilk sıcaklık demekti. Şimdi burada ne var peki? Burada unutmayın, enteresan bir şey. Şuradaki iki büyüklük var ya, M çarpı C. İşte öz ısının kütle ile çarpılmış haline ısı sahası deniyor. Buna ısı kapasitesi de diyen var, ısı sahası deniyor. Sıcaklık artışı için ne önemliymiş? Kütle, sıcak, kütle, öz ısı, bir de sıcaklık farkı. Peki hocam, yani ısı alan cisimler hep mi sıcaklığını değiştiriyor? Hayır, hep sıcaklığını değiştirmiyor. Özellikle saf olan maddeler, mesela saf su, hal değişimi sırasında mesela sıcaklıkları sabit kalıyor ama ısı almaya devam ediyorlar. İşte o durumda, yani hal değişimi sırasında da M L formülümüz geliyor. M L de M kütle, değil mi? L de hal değişim ısısı oluyor. Hal değişim ısısı, ikisini çarptığında o maddenin hal değiştirmek için ne kadar ısı ihtiyacı olduğunu bulabiliyorsun. Şimdi hal değişim böyle, sıcaklık değişim böyle. Ya hocam, bu formüller biraz zor geldi. Buna şey diyorlar bak, çok tatlı. Kel emel. Kel emel. Buradan emelleri de, evet, bir şey demeyelim. Şimdi bu ne olacak? Bu da kel macit. Kel macit. Tamam, bu da kel emel. Doğal olarak bu ikisini rahatlıkla ezberleyip halledebiliyorsunuz. Ama hani formülleri M L, M C delta T. Bu konuda
bütün öğrencilerimin bana tekrar tekrar sorduğu ıssıcaklık grafikleridir. O yüzden de bu grafiğe bir aşina olmanızı istiyorum. Tamam mı? Şöyle şuna da bir bakalım. Şimdi bak, ısı sıcaklık grafiğinde bir kere sıcaklığın arttığı bölmeler ve sıcaklığın sabit kaldığı bölmeler var. Bak dikkat ediyor musun? Bu belli bir sıcaklıkta. Şuraya dikkat ediyor musun? Burası da belli bir sıcaklıkta. Yani şu noktayla ısı almaya devam ediyorsun. Hiç sıcaklıkta bir artış olmuyor. Ta ki bu noktaya kadar. Bu noktadan sonra sıcaklık artıyor. Heh işte. Burası sıcaklığın sabit kaldığı o nokta olduğuna göre ne olacaktır? Hal değişimi noktasıdır ve Q eşittir ML'yi kullanabilirsin. Şurası ise sıcaklık değişimi olduğuna göre, burada da T değiştiğine göre Q eşittir MC delta T'yi kullanabilirsin. Hemen yaz. MC delta T. M'le sırasıyla gider. Basamak basamak. Hiç şey yapma. M'le MC delta T. Bunların böyle düzgün olması maddenin saf olduğunu da gösterir. Bir de şunu unutmayalım, olur mu? Bak şimdi. Burada madde katı haldedir. Katı öz ısısını. Burada sıvı haldedir. Sıvı öz ısısı. Burada gaz haldedir. Gaz öz ısısını kullanırsın. Hal değişimi için ne diyeceğim? İki tane düz basamağın varsa, İlki ısı alıyorsun. İkincisinde ne yaptın? İkincisinde buharlaşıyorsun. O zaman ilkinde ne yapıyorsun? İlkinde eriyorsun. İlki erime için ısı, hal değişim ısısı. İkincisi de buharlaşma için hal değişim ısısıdır. Ve bunlar maddeler için genellikle farklıdır. Tamam. Isı sıcaklık grafiği böyle bir şey. Burada yerine koyduğun mu hemen hemen bütün soruları çözebilirsin. Sayıları yerine koyman yeterli. Önemli olan bu formülleri nerelerde kullanacağını bilmen. Şimdi bir de burada en sevilen şeylerden bir tanesi ısıl dengedir. Çünkü ısıl denge, az önce söylemiştik ya, bir madde var mesela, demiştik ki işte burada 20 derecelik bir madde ile 10 derecelik bir madde var. Sen şimdi bunların ikisini aynı yere koyduğunda burada şu tarafa doğru ısı alışverişi olur, ısı geçişi olur. Bu ısı verir, bu ısı alır. Niye bu alışveriş oluyor biliyor musun? Çünkü sistem termal olarak dengede değil. Yani sıcaklıkları eşit değil. Bu maddeler enteresan şekilde sıcaklıklarını eşitleyene kadar bir ısı alışverişi yapıyorlar. O zaman şunu söyleyebilir miyim? 2T var, bir de T sıcaklığım var. Nereden nereye ısı geçişi olacak? Sıcaklığı yüksek olandan düşük olana. İki maddenin sıcaklığı eşit olana kadar aralarında hep ısı alışverişi olacak. Peki denge sıcaklığı nasıl bulunur? Denge sıcaklığı şöyle bulunur. 2T ile T arasında bir değerde olur. Arasındaki bir değerde olur. Tamam. Ama bunlar hani genel olarak şunu yazdık. Şu üst için yazmadım. Genel olarak eşit de olabilir. Aralarında da bir. Yalnız eşit olması için bir hal değişimi olması lazım. Tamam mı? Hal değişimi eşit olabilmesi için şu eşitlikte. Mesela şöyle düşünelim. Hani şeyler var ya, bu hem ısı alıyor hem de sıcaklığını değiştirmiyorsa, bak şimdi, hem ısı alıcı, kesin ısı alıyor bu, hem de denge sıcaklığı T olduysa, ısı alıyor, sıcaklığı da değişmiyorsa, sıcaklığı değişmiyorsa neydi? Hal değişimiydi. O zaman mesela şu durum, şu eşitlik durumu T'nin ısı aldığına göre erimesiyle söz konusu olabilir. Burada mesela, burada şöyle bir durum. Hani şimdi bakıyorum, 2T sıcaklık 2T'ye eşit olabilir mi? Eşit olabilmesi için 2T'nin ısı verdiğine göre bir hal değişimi olması lazım. Zaten kata hal değişimi yapamayacak. Mesela bunda şu üstteki bilgi verilirse, ikisinin de katı olduğu söylenirse, şu eşitlik söz konusu olmayacaktır mesela. Tamam. Ama genel olarak söyleyelim, T ile denge sıcaklığı T ile 2T arasında olacaktır. Eşitlikler yalnızca hal değişiminde söz konusu olur. Bir küçük bir şey yapalım. Ne demek istiyor? Böyle biraz karıştı gibi. Ya hemen şuna bakınca anlayacaksınız. Şimdi burada 10 derece, burada 20 derece, 30 derece. MC. Hatırladınız mı MC'leri? Bu değil mi? Isı kapasiteleri bunların. Isı kapasiteleri. Yani ısı sahası. Şimdi ben burada denge sıcaklığı arıyorsam, maddelerim özdeş olduğuna göre, şimdi bir kere şuna ısı verecek. Ondan eminiz. Maddelerin de özdeş olduğuna göre olay şu olacak. 10 ile 30'un arasında bir şey olmayacak mı? Madden de özdeş ise, iki tanesi özdeş ise, ben sana söyleyeyim, derece ikisinin tam ortasında olan 20 derece Celsius olur.
Enerji yayılma yolları var sonra. Bu enerji yayılma yolları da iletim, konveksiyon, ışıma. Aklında kalsın. İletim temas ile oluyor. Sanki bir hani metal parçasının ısıtıldığı zaman sıcaklığın içeride metallerde iletilmesi gibi. Bunları katı diyoruz genellikle. Konveksiyon taşınma da diyoruz. Burada hani moleküllerin, kaynayan bir sıvıyı düşünün. Moleküllerin şu şekilde dönme hareketi, konveksiyonel hareket diyoruz biz bunu. Hava olaylarında da denir. Konveksiyon dönme hareketi ile ısının taşınması ile oluyor. Buradaki küçük molekül ısıyı alıyor. Hop buraya gelene kadar zaten soğuyor. Öz kütle farkı nedeniyle şu hareket devam ediyor. Böyle bir taşıma yolu var. Bir de ışıma yolu var. Işıma da genellikle arada boşluk verildiğinde çok kesin olarak gördüğümüz bir şey. Mesela güneşin dünyayı ısıtması. Şey, uzayı boş kabul ediyoruz ya biz. Uzayın boşluğunu tartışmıyorum. Uzayı boş kabul ediyoruz ya hani. Yani arada bir hava yok. Hava. Tamam, havanın olmadığını kabul ediyoruz. İşte hava yok, nasıl geliyor buradan buraya? Işıma yoluyla geliyor diyoruz. Boşlukta ışıma yoluyla ısı taşınabilir. Ama unutmayın, ışıma yolu her yolun içerisinde aslında vardır. Her yol ışımaya çıkar aslında. Ama hani özel olarak sana şak diye bunu soracaksa aklında kalsın. Boşluk dediği zaman ışımayı unutma. Sonra hissedilen sıcaklık ve küresel ısınma tanımlarını göreceğiz. Hissedilen sıcaklık çok basit aslında. Hani hava durumunu sordukları, söyledikleri zaman termometrenin ölçtüğü sıcaklıktan farklı bir sıcaklıktır bu. Mesela derler ki hissedilen sıcaklık şudur. Tamam, şimdi sana der ki hissedilen sıcaklık işte 26 derecedir. Ama sen durakta otobüs bekledin yarım saat güneşin altında. Sana o 26 falan gelmez. O sana en az 30 derece gelir. İşte o senin hissettiğin sıcaklık. Bir de hava nemliyse ne olacaktır? Hissedilen sıcaklık artacak. Peki küresel ısınma? Küresel ısınma aslında toplum olarak hepimizin bilmesi gereken önemli bir konu. O yüzden müfredatımız dahilinde. Sera etkisi nedeniyle, yani bu karbonmonoksit gibi gazlar nedeniyle dünyadaki ortalama sıcaklıktaki artış olduğunu biliyoruz. Bu artış da iklim değişikliğine sebep oluyor. İşte yavaş yavaş bu hissedilebilir olmaya başladı. İşte kışların farklı olması, işte mesela İklimlerdeki değişiklikler şöyle bir şey. O iklimde hiç yaşanmayan bir şeyin yaşanıyor olması gibi. İşte kasırgaların olmadığı bir bölgede kasırgaların ortaya çıkması gibi iklim değişikliği olmaya başladı. Bunlar küresel ısınma nedeniyle oluyor. Bir de genleşmeden bahsedeceğiz ısı sıcaklıkta. Burada da sıcaklık ile maddenin hacmine meydana gelen değişimdir genleşme. Hani sıcaklığı artarsa genleşecek. Küçülürse de sıcaklığı azalırsa da madde büzülecek. Daha küçük bir hacimde olacak. Burada katı, sıvı ve gaz olarak ayırabiliyoruz biz bunları. Katı dediğimiz zaman, şimdi biz bunu tek boyutta çiziyoruz ama bak şöyle aslında değil mi? Bunun eni de var. O yüzden şimdi boy olarak genleşiyor katılar. Alan olarak genleşiyorlar. Bir de toplamı yani hacim olarak genleş olarak katıları 3 farklı şekilde genleşmesini alabiliyoruz. Sıvılarda durum öyle değil. Sıvının boyu falan yani şurası genleşti falan demiyorsun. Sıvının bir hacmi var. Doğal olarak sıvının genleşmesini hacim olarak alıyorsun. Gazlarda da aynı şekilde. Zaten gazlar bulundukları kabı doldurabildikleri için onların da hacim olarak alıyoruz genleşmesini. Isı sıcaklık böyle bir konuydu. Böyle özel durumlardan da bahsedeceğiz yeri geldiği zaman. Elektrostatik nasıl bir konu? Elektrostatik daha sakin bir konu aslında. Elektrik zaten hep öyledir. Yani ısı sıcaklık, termodinamik daha böyle yaratıcı zekayı gerektirir. İşte birazcık birkaç tane şey düşünmemizi gerektirir ama elektrostatik öyle değildir. Daha rahat bir konudur. Daha temel bir konudur. Elektrostatik dediğimizde elektronun yükünden bahsederiz. Niye? Elektron doğada sabit halde bulunan en küçük yüktür. Atomların içerisinde de vardı değil mi? Yörüngelerde elektronlar vardı. Çekirdekte proton, nötron ama atoma baktığımızda atomun çekirdeğinin çevresinde bulunan elektronları görürüz. İşte bunların yükü -1.6 × 10^-19 kulomb. Ki kulomb da elektriksel yük birimidir. Bu özel bir sayıdır ve elektronun yükü olarak kabul edilir. Burada elektron ile içerideki bir protonun yükünün birbirlerine eşit ama farklı işaretli olduğunu unutmayacağız. Yani protonun yükü de 1.6 × 10^-19 kulomb ama ne olacaktır? Pozitif olacaktır. Maddelerde bunu görüyoruz. Maddelerde de proton sayılarını topla, elektron sayılarını topla.
Bak hangisi daha büyük, ona göre maddenin pozitif yüklü mü negatif yüklü mü olduğunu anlayabilirsin. Mesela elektronlar fazlaysa negatif yüklü, pozitif yüklü. Protonlar fazlaysa pozitif yüklü, nötrü ise iki yükün birbirlerine sayıca eşit olduğunu söyleyebiliyoruz. Bir elektriklenme yollarını tekrar edelim, bir hatırlayalım. Elektriklenme 3 çeşit elektriklenme görüyorduk biz. Sürtünme ile, etki ile, dokunma ile. Burada etki diğerlerinden ayrılıyor. Çünkü sürtünmede dokunma var, temas var. Dokunmada zaten ikisi dokunuyor ya da telle dokunduruyorsun. Arada hani bir iletim oluyor. Ama etkide sadece yaklaştırma ve veya uzaklaştırma vardır ve temas yoktur. Temas yoktur. Bu şeylerde çok çıkar. Hani kitaplarda falan denemelerde olsun, işte şıklı sorularda, seçenekli sorularda falan bu hangisinde temas yoktur, hangi elektriklenme çeşidine temas yoktur, etkiyle elektriklenme bu çıkar yani. Şey, elektriklenme yönü sürtünme ile elektriklenmede temel iki tane olayımız var. Onları verirler. Genelde onları öğretiyoruz. Sürtünme ile elektriklenmede yün kumaşı, ebonit çubuk, ki ebonit plastiktir aslında. Plastik çubuk da denebilir. Burada eboniyi niye veriyoruz? Eboniti de şu şekilde veriyoruz. Ebonitin E'si var ya, aklında kalsın diye. Yün kumaş, ebonit çubuk, ikisi de nötrdü. Hocam ben bunları sürttüm ne olur? Ebonit çubuk elektronun E'sinden eksi yüklenir. Yün çubuk da artı yüklenir. İpek kumaş, cam çubuk var bir de. İpek kumaş da ipeksi, eksi. Gördün mü? Buradan akla gel. İpek eksi, cam çubuk artı oluyor. Etkiyle elektriklenmediyse şöyle düşünün, yaklaştırmalar vardır burada ya da uzaklaştırmalar. Artı yüklü bir cismi yaklaştırırsan bir kere artı ile artı birbirlerini iter, zıt kutuplar birbirlerini çeker, duymuşsunuzdur. Yani artı ile eksi birbirlerini çeker. O zaman artı yaklaştırdım, kimi çekecek? Eksiyi. Elektriğin şöyle enteresan bir huyu var, en uzaktakini çeker. Hangisi en uzaktaki? Şuradaki. İçecekse buradakini, içecekse yakındakini uzaktan, çekecekse uzaktakini yakına. O zaman şuradakini çekiyoruz. Eksileri çektim buraya. Tamam. Burada ne kaldı tek başına? Artılar kaldı. İşte ben buna kutupladım, polarizasyonumu yaptım dedim diyoruz. İşte eksi yaklaştırsak ne olur? O zaman eksiler artıları çeker diyemiyorsun. Bak burası önemli. Bu da çok zordur. Eksiler artıları çeker burada diyemiyorsun. Niye biliyor musun? Şimdi artıların nerede olduğunu hatırlıyor musun sen? Artılar bu çekirdeğin içerisindeydi. Çekirdeğin içerisinde olduğu için gidip de protonları çekecek halin yok. Ama ne yapabilirsin? Şu elektronlarla işlem yapacaksın ya, mecbur. Onları itiyorsun, onları kakıyorsun. Elektronları itebilirsin. Yani şuradaki elektronları bu tarafa it o zaman. Madem buradaki artıları çekemiyorsun, buradaki eksileri buraya it. O zaman burada ne kaldı? Artılar kaldı. Oldu bitti. Dokunma ile elektriklenmede de o da şöyle, toplam yükü küreler, iletken küreler arasında paylaştırıyorsun. Nasıl paylaştırıyoruz? Dış küreyle, yani dış geometrileri oranında paylaştırıyoruz. Yani diyoruz ki R1 daha büyükse R1 daha çok yüklenir. R2 daha küçükse R2 daha az yüklenir. Bunun için de küçük bir formülümüz var. Diyorsun ki toplam yükü topla, toplam yarıçapa böl. Sonra da kimin yükünü istiyorsan onun yarıçapıyla çarp ki hani onun payı ne kadar? Aynı şeyi burada da yapacağım. Q2 için toplam yükü alacağım. Toplam yarıçapa böleceğim. Sonra da çarpacağım. Kim ikisini istiyorum? R2. O zaman R2 ile çarpacağım ki acaba ne kadarı ona düşecek? Ne zaman? Anahtar kapatıldığında. İster bunları temas ettir, ister anahtarı kapat. Sonuç aynı olacaktır. Elektriklenme yolları da bunlar. Hocam sadece bu kadar mı işleyeceğiz? Hayır, aslında bir de elektriksel kuvvet var ki biz buna Coulomb kuvveti diyoruz. Bu da şöyle, hani dedik ya, artı artıyı çekiyor, eksi artıyı itiyor falan. Bu onunla ilgili bir şey. Aynı cins yükler olduğunda bunların birbirlerini ittiğini söyleyeceksin. Zıt olduklarında da bunların birbirlerini çektiğini söyleyeceksin. İtme çekme kuvvetlerine de Fg'nin formülü de şu. Bir tane, bak bizim genellikle bu formüllerde, kuvvet formülleri bir tane katsayın olur. Bu katsayı elektriksel kuvvetle ilgili, Coulomb kuvvetiyle ilgili ya, bu da Coulomb sabitidir. Genelde öyle olur. İsmiyle de alakalı olur. K, sürtünmeyi al mesela. Sürtünmede ne yapıyordun? Sürtünme Fs neydi? Fs K çarpı N'di. Bu K neydi? Sürtünme sabitiydi. İşte buradaki K ne? Coulomb sabiti. Çarpı
ne hakkında bir elektriksel kuvvetten var? O zaman elektriksel yüklerle ilgili bir şeyden bahsediyorsun demektir. Bir de kuvvet, şu şekil kuvvetlerde uzaklığın karesini terse yazıyorsun. Yani uzaklık arttıkça yükler de birbirlerini daha az çekecekler doğal olarak. Mıknatısları düşünsenize. İkisini birbirlerine yaklaştırdığınız zaman birbirlerini ittiğini ya da çektiğini çok rahat görürsünüz. Belli bir yerden sonra hiç çektiğini hissetmezsiniz bile. Yani azalmıştır büyüklüğü. Bu yüzden hissetmezsin. Şuraya baktığında burada kuvvetin büyüklüğünün değişmediğini göreceksiniz. Fakat ikisinde de bak, yönlere bak. Bunlar zıt. Bunlar birbirine doğru. O nereden kaynaklanıyor? Artı ve eksiden kaynaklanıyor. Yani yüklerin artı ve eksi işareti kuvvet büyüklüklerini eşit değiştirmeyecek. Fakat ne yapacak? Yönünü değiştirecek. Son bir de elektriksel alan var. Elektriksel alanda şöyle bir şey. Şimdi sen burada bir yük vardı, ikinci yük de vardı. İkisinin birbirine olan etkileşimini inceledin ya. Yani bilim insanları da diyor ki burada yük olmasa ne olurdu? Bana diyor alanını söyle. Yani hangi alanda etki edecek onu söyle. İlla yük oluyor diye burada etki ettiğini söylemiyoruz ki. Bu cisim orada bir alan yaratıyor ve ben ileriye içeriye bu cismi koyarsam o zaman kuvveti görüyorum. Koymadım yükü, ikinci yük yok ama burada değil mi şu artı Q yükü burada bir alan yaratıyor. Onu nasıl bulacağım? Aslında çok komik, aynı formül aslında çok kolay, aynı formül ama sadece şurada ikinci yük vardı ya, işte o yok. Dekare. Bu elektriksel alanın formülü de bu. Bu arada elektriksel alanda elektriksel kuvveti ve vektöreldir. Çünkü vektörler vektör ile gösterilebilirler. Biz burada gösterdik. Şurada da gösterelim. Biliyor musunuz elektrik alan bulunurken şurada artı bir birimlik yük. Birim yani birim. Artılık bir küçük bir yük varmış gibi düşünülüyor. O yüzden artı Q'nun A noktasında yarattığı elektriksel alan bu yükü itme şeklinde olacağından şu tarafa doğru elektriksel alan olduğunu söyleyebiliyoruz. Şimdi bununla ilgili sıfırdan 9'a kitabımızda ne söyleyebiliriz? Bir kere enerji ile ilgili şunu söyleyebiliriz. Enerji ile ilgili şu temel bilgileri, yani sayfa 120'den bakalım. Sayfa 120'den şu 147'ye kadar olan bölümü rahatlıkla çözebiliriz artık. Buradaki temelleri bilebiliriz. Temellerle ilgili sorularımızı çözebiliriz. Buna rahatlıkla yapabiliriz diyoruz. Peki. Şimdi unutmayın. Burada da hani ne dedik? Şimdi bu konuyla ilgili özellikle söylüyorum. Son konuyla ilgili. Son konu kolay bir konudur. Rahat olun. Herkes çok iyi şeyler yapacak. Ben İnanıyorum. Ve ödüllü sorumuz, yorumlarda ödüllü sorunun cevabını yazmayı unutmayın. Hepinize başarılar diliyorum.